Değerli terazi burçları, 15 Şubat, 21 Şubat değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir, huzurdasınız, bereketlisinizdir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de günlük burç yorumlarını yapıyorum. Özellikle pazartesi günü iş konunuzla alakalı ekstra sorumluluklar almanız gerekebilir. Hatta zoraki yapmak zorunda kalabilir. Bazı işten çıkartılma, bazı insanların da hani joker eleman gibi onun işini, bunun işini, bunun işini koşturma dediğimiz yüksek bir tempoya ihtiyacınız var. Hatta sizi zorlayacak olaylar, iş yerinizde çıkartmalar, bu tarz duyumlar, hatta size de gelebilir diye endişeleriniz var. Sizde bir sıkıntı yok ama bayağı iş yerinizde bir boşaltılma sistemi var gözüküyor. Yani herkes böyle alttan alttan çıkartılıyor gibi. Özellikle banka ya da özel sektör, finans sektöründe çalışan bazı terazi burçlarında yükseliş ve ciddi anlamda güzel beklediğiniz noktanın aydınlanmaları var. Bu hafta iç sesinizi mutlaka dinleyin. Kalbinizdeki geçen ses sizin için doğru. Kendinize bu hafta güvenmeyi. Çünkü kendinize güveniniz geri gelecek. Çünkü iş yerinizde sorumluluklarınız artacak, başka bir görevleri alacaksınız ama aynı maaşla çalışacaksınız. Yani psikolojik olarak daha fazla bir para almayacaksınız. Aileniz ve yakın arkadaşlarınızla aranızdaki diyalogda eksik olan noktaların taşlarını oturtacaksınız. Onlara daha kaliteli ve daha güzel bir zaman ayırmak istiyorsunuz. Ve hatalarınızın farkındasınız, aile ve çevrenize yaptığınız hatalar. Biraz egonuz tavanlanmaya başladı. Adım adım dostlarınız ve ailenizi hatalarınızı iyileştirme dediğim süreçtesiniz. Özellikle evli terazi borçlarında bazılarında radikal boşanmayla alakalı mahkemeniz yakın olabilir. Mahkemeye vermiş olabilirsiniz. Bunun sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Mahkemeniz ertelenebilir ya da boşanmayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Hayatınızla alakalı uzun süredir bağımsız bir eve çıkmak isteyen bazı terazi burçları. Yani kendinizi yeni bir yuva, yeni bir alan yaratmak istiyorsunuz ama maddi olarak da toparlanamadığımız konularımız var. Yani siz kendi terazinizi maddi olarak toparlayamadınız. Evet, hayaliniz bu. Yalnız eve, aileden ayrılmak istiyorsunuz. Evet, ev arkadaşıyla yapabilir. En azından paranız da riske gitmesini istemiyorum. Bu ara kalbiniz elinizde dolanacaksınız. Spora gitmek, hareket etmek, yürüyüş yapmak, aldığınız kiloları vermek, güzellik merkezinde olmak. Yani böyle kendinizi baştan yaratmak istiyorsunuz da anam bu kredi kartları sonra siz ödeyeceksiniz. Evet yapın ama her zaman bir dahaki ayın ekstrasını ödüyorsunuz. Sanki bu ara buna ihtiyacınız yok. Bence gereksiz harcamaları komple hayatımızdan özellikle bir 6 ay masraf yapmamamız lazım. Ciddi anlamda zorlanmalar yaşıyorsunuz. Kalbiniz boşsa, uzun süredir sevgilisizseniz, geçmiş bir ilişkinize bedduanız varsa tutma dönemi. O kapıya gelecek ama size yepyeni bir aşk da başlayacak. Nasıl tanırım diyecekseniz artık bu Instagram'dan mı, aracı mı? Çünkü çevre ve arkadaş evrenizle alakalı bir durum söz konusu olacak. Bir hoş bir tanışma var. Gelecek vaat ediyor. Şans vermeniz lazım. Bir de şöyle demek istiyorum değerli Tera. Annenizin soyunda bazı miras konularınız var çözülmesini istediğiniz. Evet, bunlarla ilgili evraklar, kağıtlar yavaş ilerliyor. Boşuna şu an beklemeyin, gelmeyecek ama vakti geldiğinde de değerli paralar gelecek diyorum değerli terazi burçları. Evet, son zamanlarda sizde de karın, basen ve iç baldırlarla ilgili yağlanma ya da sarkma söz konusu olabilir. Spora çok ihtiyacınız var. Kalp yağlanmanıza, vücut yağlanmanıza, akciğer yağlanmalarınıza, karaciğer yağlanmalarınıza, vücuttaki yağlanma ve organların yağlanmasına dikkat etmeniz lazım. Sıkıntı gösteriyor burada. Değerli terazi burçları. Özellikle sanat ve kariyer, çocuklarınızın spora, sanata merakı varsa marka olabilecek kadar yetenekli çocuklarınız var. Arkasında durmanızı istiyorum. Ortaklı projelerde yeni oluşturmaya çalıştığınız işler varsa yapın. Çok büyük bir başarı, aydınlanma ve kendi markanızı yaratacak güzellikler söz konusu. Sadece cesaret noktasında güven istiyorsunuz. Güveni de bulamadığınız için başlayayım mı başlamayayım mı kararsızlığınız var. Yapın. Doktorasını yapmak isteyen, kariyer anlamında farklı eğitimler almak isteyen bazı terazi burçları için de evet, yabancı dil eksikliğiniz varsa yapabilir, meditasyon yapabilir, yogaya merak sarabilirsiniz. Bunlarla alakalı fikir oluşumları size iyi gelecek. Takıldığınız ve enerjinizi yorgun hissediyorsunuz. Yoga, meditasyon muhteşem gelecek.
Geçmiş karmadan çıkman lazım Terazi Burcu. Hep geçmişte yaşıyorsun. Yani evet, geleceğe planların çok fazla var. Adalet noktasında geçmişi toparlayamadığın için geleceğe de adapte olamıyorsun. Bu dönem bu karmanı temizle, bu enerjini temizle. Yoga yap, meditasyon yap, inandığın duaları yap. Çünkü sen yaparım, yapamam, ederim, eylerim çok idealistsin. Ama geçmiş karmandan kaynaklı sorunlarını çözmen lazım. Özellikle üniversite sınavına hazırlanacak bazı terazi burçları için şunu demek istiyorum. Başarılı ve adaptasyon probleminizi devam ettirin. Hızlanın. Çok büyük başarı ve hedeflediğiniz alanlar var. Yurt dışı ile ilgili planı olan bazı terazi burçları için bunların için biraz daha vakit var. Evraklarınızı, alanlarınızı hazırlayın. Yolunuz aydınlık gözüküyor.